Sart Antik Kenti. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Sart Antik Kenti'nde bulunan küçük kiliseler, dükkanlar, Artemis Tapınağı, sinagog ve altın arıtma evini gördükten sonra tarihe daha farklı bir gözle bakacaksınız. Spil Dağı Milli Parkı. 1968 yılından beri Milli Park ilan edilen dağın çevresinde derin vadiler ve bunların içinde dere yatakları bulunmakta. Dağın bitki örtüsü ormanlık. Manisa Kalesi. Spil Dağı Milli Parkı'nın eteklerinde Sandık Tepe üzerinde bulunan Manisa Kalesi'nin kalıntıları gören herkesin dikkatini çeker. Kalenin ne zaman ve kimler tarafından yapılmış olduğu kesin olarak bilinmese de Magnesia kentinin bir sur ile çevrildiği bilinmekte. Kula evleri. Türk evi diye tabir edilen ahşap evler karşılar sizi kulede, kulada. Osmanlı şehir dokusuna sahip ilçedeki tarihi kula evleri genellikle iki katlı ahşap yapıya sahip. Yapıların mimari açıdan bozulmamış tipik örnekler olarak kalması ilçeye anıt kent özelliği kazandırıyor. Ağlayan Kaya, Niobe. Manisa'nın Spil Dağı eteklerindeki Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan Ağlayan Kaya ile ilgili bir efsane anlatılır. Sultan Camii ve Külliyesi. Kanuni Sultan Süleyman Sancakbeyi olarak Manisa'da görev yaptığı dönemde annesi Hafsa Sultan da yanında bulunmakta. Sultan Süleyman İstanbul'a gidip tahta oturunca Mimar Acem Ali'yi cami, medrese, Sıbyan Mektebi, imaret ve hankâhtan meydana gelen bir külliye inşa etmesi için görevlendirmiş. 1522 yılında tamamlanan bu yapılara daha sonra Darüşşifa ve hamam da ilave edilmiş. Agay Antik Kenti. Manisa merkeze bağlı Köseler Köyü sınırları içinde bulunan Nemrut Kale adıyla anılan Agay, Herodot'un bahsettiği 12 Agay kentinden birisi. Kenti çevreleyen surların bir kısmı ayakta. Muradiye Camisi. Osmanlı Padişahı Sultan 3. Murat adına yaptırılan Muradiye Camisi'nin projesi Mimar Sinan'a ait ve Mimar Mehmet Ağa tarafından tamamlanmış. Manisa Yenihan. Manisa şehir merkezinde bulunan Yenihan, Hacı Mehmet Sadık Bey tarafından 19. yüzyılda yaptırılmış. Vakıflar Müdürlüğü tarafından 2004 yılında restore edildikten sonra alışveriş çarşısına dönüştürülmüş. Kurşunlu Kaplıcaları. Bozdağ'ın eteklerinde bir dere içinde bulunan Kurşunlu Kaplıcaları görünümüyle insanları büyülüyor. Kurşunlu Kaplıcaları şehir yaşamının gürültüsünden uzakta ve doğal güzellikleri yaşamak isteyenler için ideal bir yer.